Emeklilere maaşlarını artıran piyango. SGK girişi 1999 ile 2008 arasında olanlar dikkat. Emekliye maaş artıran piyango vurdu. İşte emekli maaşı hesaplaması için belirlenen 8 altın kural. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor ancak emeklilik hayatında elde edilecek aylıkların miktarı ile çalışma hayatında sağlanan gelirler arasında doğrudan bağlantı bulunuyor. Bu sebeple, emeklilik planlarını çalışma hayatına devam edildiği esnada yapmak, ileride çok daha yüksek miktarlarda emekli maaşı alma şansını yükseltiyor. Emeklilikte alınacak maaş, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, bildirilen kazançlar ve ödenen primler üzerinden tespit ediliyor. Maaşların belirlenmesinde ise, üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışılan dönem. 9 Eylül 1999 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arasında çalışılan dönem. 1 Ekim 2008 tarihi sonrasında çalışılan dönem. Bu dönemlere göre ayrılarak hesaplanan emekli maaşı, çalışma hayatında elde edilen aylık kazancın ortalamasının aylık bağlama oranı, ABO ile çarpılması ile oluşturuluyor. Emekli maaşı hesaplama oranı, 1999 senesi öncesi dönemde 25 yıl sigortalılık süresi için %76 olarak belirlenirken, 1999 ila 2008 seneleri arasını kapsayan dönemde %65'e düşmektedir tüm sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesinin ardından ise aylık bağlama oranı %50'ye kadar geriledi. Emekli maaşlarını yükseltmek için ise 8 altın kural bulunuyor. Bir prime esas kazancınızı yüksek tutun. Emekli maaşlarının hesaplanmasında en kritik parametrelerden biri de prime esas kazanç, yani bordrodaki bürüt maaş. Bürüt maaş ne kadar fazlaysa, emekli aylıkları da o kadar yüksek olur. Bu sebeple, düzenli bir şekilde ödemesi sağlanan tüm ek ödemelerinde bordroya dahil edilmesi gerekir. Bürüt maaşınızı asgari ücretin üzerinde tutun. Her yıl emekli maaşlarının yükselmesi için bürüt maaşın asgari ücretin üzerinde olması elzem durumda. Böylelikle, yılda 60-70 TL'lik artış sağlanabilir. Tavan üzerinden prim ödemesi yapmaya özen gösterin primlerini kendileri ödeyenler, tavan fiyat üzerinden ödeme yapmaya dikkat etmeli. Bülüt asgari ücretin 7.5 katına kadar artırıldığı için tavan ödeme, emekli maaşını olumlu yönde etkilemekte. Word, iki yerde sigortalı olun. İmkanı olanlar, hem SSK'dan, 4A hem de Bağkur'dan sigortalı olma yoluna gidebilir. İki yerden de aynı anda sigortalı olanların prime esas kazançları toplanır. Bu da emekli maaşlarının daha yüksek olmasını sağlar. C prim gün sayılarını kontrol edin. Bazı işverenlerin daha az gösterdiği prim gün sayılarının her ay için 30 gün olmasına özen gösterilmeli. 6. Emeklilik planını erken yapın. Emekliliğe ilişkin planlar son senelere bırakılmamalı. Son 3.5 yıllık sürede iyi yüksek prim ödemek büyük avantaj sağlamakta. 7. SSK'lı olmanın avantajını kullanın. Emekliliğe son 3.5 yıl kala SSK'lı olmak, bağkurlu olmaktan daha yüksek kazanç sağlar. 8. Başvuru sırasında aile durumunuzu doğru bildirin. Emeklilik vakti geldiğinde, başvuru esnasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olunan kişilerin sayıları eksiksiz olarak bildirilmeli. Bu kişiler de emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyebilir.